Şöyle başlasana. Geçen bölümde biz bir halt ettik. Yani. Yok, böyle şöyle başlayacağım gerçekten. Yani ben bunu tam anlamadım. bunu tam anlamadım. Ya hologram ya, şunu anladım. Yani hani o tarafıyla başlayayım. Hadi önce can yapalım mevzuda. Beyinle alakalı bazı şeyler mekanik olarak algılanabilir. Bazı Hı-hı. şeyler bütünsel bakılması gerekiyor. Evet. Bunu anladım. Hı-hı. Yani içerisindeki ola gelenler sadece işte hafıza, bilgi, bilmem ne falan şurada biriktirilir, şuraya aktarılır gibi bir durum değil. Bu beynin tümüyle ilgilidir. Hatta bu evet. Pardon, özür dilerim. Tümüyle ilgiliydi eskiden. Bunları bir araya şöyle getirdim. Aa, çok başarılı. Yani Mustafa topladı beyni. Toplayalım. Nöroloji stajı birinci ders tamam. bunu da içine alacak şekilde bir, bu demesem iyiydi, bunun bir adı var. Beyin sapı. Beyin sapı. Evet. Bunu da içine alacak şekilde bir bütün olarak bununla ilgileniyor. O yüzden bunun bir parçasıyla bütün arasında bir bağ ve ilişki var, anladım. Ama ister istemez şunu soruyor ya insanın zihni. Herhangi bir şey yazmayı öğreniyoruz. Ya da bir sonraki söyleyeceğim cümlenin kendisini tahmin edebiliyorum ya da oluşturabiliyorum. Bunu kendisinin madde ya da enerji halindeki varlığının bu yapının içerisinde bir yerde olduğunu, aktığını, ölçülebilirliğini bilmek istiyor. Ben sana göstereyim. Lütfen. Mesela yazı yazmayı öğrendiğinde beyninde ne oluyor? Ne taraf? O sağ taraf. Ben de sol tarafı var. Tamam. Şöyle sol tarafı toparlayayım şöyle kabaca. Tamam, toparla. Şu sol mu? Doğru mu tuttum? Bir dakika. Yok, sağ bendeymiş, sol sendeymiş. Alayım solu. Tam yani kitabın uygun olsun. Şimdi beynimizin sol tarafı motor, yani elimizi kullanma işlemlerinde falan baskın ve sol taraf vücudun sağını, sağ tarafta vücudun solunu kontrol ettiği için. Mesela bu niye böyle? Evet, bunun şeyini bilmiyoruz. Mesela teoriler var. Somatik torsiyon teorisi diye bir şey var. Çok eğlenceli. Zamanın Berkin'de efendim, çok eskiden bu bilateryalar, özellikle suda yaşayan işte 300-500 milyon yıl kadar önce suda yaşayan öncüller bir kısmı bir dönme geçiriyorlar bedenen. Fakat bu dönme sırasında kafa dönmüyor, beden dönüyor. Buna dair bu kalıcı olarak yaşadıkları bir değişim bir mi? Grup, bir hareketten mi bahsediyorsun? Bir grup genetik bir modifikasyondan dolayı vücutları dönme geçiriyor. Şimdi bu dönmenin tam olmamış halini dil balıkları gibi böyle yamuk simetrili canlılar var ya, onlarda görürsün, gözleri bir tarafta falan, hayvan böyle yüzüyor ya. Bir teori bunların onun dönme sürecinin kalıntıları olduğuna dair. Ve ancak bu şekilde kafa bir yönde, beden bir yönde böyle çapraz bir şey sağlayabilirsin gibi gözüküyor. Belki doğru değildir ama şu anda elde bana da makul gelen ve en geçerli kabul edilen teorilerden biri bu. Ama bu tabii ki bilmiyoruz demenin bir başka yolu, yani bilmiyoruz. Bana da öyle geldi. Bu niye olmuştur? Çünkü böyle olmuştur falan gibi bir şey geldi. Ama bu arada dil balığı da gerçekten başka bir şekilde açıklamak mümkün değil. Saçma bir hayvan yani. İki gözü var, bir aynı tarafta, öbür taraf karnı gibi ama yanda duruyor. Değişik bir arkadaş. Böyle çok abuk hayvanlar görürsün yani. Bu evrimsel hikayeleri yorumlarken geçmişe dönük bu tip abuk hayvanlar işimize çok yarıyor. Ha, belki ondandır falan filan diyoruz bir taraftan. Neyse, orayı bırakalım, sebebini bilmiyoruz. Tamam. Beynin sol tarafı mahir olduğu için motor öğrenme işlemlerinde bak şu oluyor. Biz mesela doğduğumuz zaman elimizde doğru düz bir şey tutamıyoruz. Her şeyi ağzımıza sokuyoruz. Çünkü beynin ilk gelişen kısımları o duyuyla ilgili bölümler ve en iyi dünyayı orayla tanımlayabiliyoruz. İşte dilimiz, damağımız çok hassas olduğu için. Bir de yenir mi yenmez mi, o dönem en önemli şey yok. Ama sonra... Bir de içine alma gibi hani bir şey... Tabii tabii, dahil etme, vücuduna evet. Dahil etmek istiyorsun. Ama biraz ilerleyince beyinden vücuda inen, emir götüren sinirlerin etrafına bir izolasyon kılıfı gerilmeye başlanıyor. Miyelinleşme deniyor buna. Bu sinir kablolarının sofistike ve hızlı sinyalleri gönderebilmesini sağlıyor bir. Bizim işte adımlar atmaya, patilemeye başladığımız ya da emeklemeye başladığımız dönemler o miyelinizasyonun tamamlanmaya başladığı dönemlere denk geliyor. Burası oturduktan sonra beyin kabuğu artık yeterli sayıda hücre ve bağlantı oluşturmuş. Yani bu bir yaşına kadar olan dönemi kastediyorum kabaca. Ve artık dışarıdan gelen her türlü uyarıya verdiği tepkileri beyin kabuğunda kodlayabilecek bir olgunluğa erişiyor. Ve özellikle bir yaş civarı. Bir yaşa doğru başlıyor bu iş. Ondan sonra sen bedeninle, işte dilinle, lisanınla, elinle, kolunla ne yaparsan ve neyi çok yaparsan bu sistem onları kalıcı nöronal devrelere dönüştürmeye başlıyor. Mesela geldin 6-7 yaşına, işte okula gittin. İlk yazma dersinde eline kalemi verdiler. Saçma sapan bir şey değil mi? Tutamıyorsun, edemiyorsun. Ne yapıyorlar çocuklara? Devamlı düz çizgi, devamlı yuvarlak, bilmem bir şeyler çizdiriyorlar. Bunu yaparken buradaki
Ya insan eli bu arada anormal miktarda kas ve birçok sayıda sinir içeriyor bir ilişkinde baktığında. Ama ilk dönemde bunlar birbirine kontrol amaçlı bağlı değil. Böyle adeta kimin nereye bağlanacağı belli değil. Böyle serseri mayın gibi geziyorlar. Sen amaca yönelik bir aktivite yapmaya başladığında, kalemi tutmayı, çizmeyi öğrenmeye başladığında beyinde şöyle tuttuğumuzda beynin mesela burası ön tarafı, burası arka tarafı. Şu ortada bir tane oluk vardır, şu oluk. Bunun ön tarafı bizim işte motor hareketlerimizi kontrol eden yer. İşte şuralarda bir yerde de kocaman bir el kontrol alanı var. Burası genişlemeye başlıyor. Daha fazla hücre tahsis ediliyor beyinde. Diyor ki bu eliyle önemli bir şey yapıyor. Bu el için daha fazla hücre tahsis ederim. O hücrelerin uzantıları beynin içinden iniyor aşağı. Omurilikten gidiyor. İşte ilgili hücrelere sinyal veriyor. Onlar da parmağa giden sinir hücrelerini uyarıyorlar. Diyorlar ki sen şu kası, sen bu kas lifini, sen bunu bağlan uyar. Bütün vücudun, dikkat, sadece beynin değil, kola giden sinirlerin, parmaktaki kasların, efendim omurilikteki bağlantıların ve beyindeki alanların birlikte geliştiği bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sırada beynin tam bu bölümünün hemen önünde bizim ömrümüz boyunca yazıyı nasıl bir akışla yazacağımızı belirleyen motor kalıplar oluşmaya başlıyor. O yüzden mesela herkesin yazı stili farklı. Seninkine gıcık oluyorum. Burada yine belirteyim. Çalışmış adam, pis yazıyor gerçekten, ressam kendisi. Mesela benimki kargacık burgacık. Çünkü burayı da çok fazla çalışılmamış o dönemde. El yazısının güzel çalışıldığı insanlarda buradaki motor kalıp daha belirgin, daha oturmuş oluyor. Ve bizim bu bölge aslında ömür boyu yazma, çizme benzeri işleri nasıl bir sekansla yapacağımıza dair otomatik devreleri içeriyor. Kanıtı, yazı yazarken hızlıca nasıl yazdığınızı düşünecek olursanız yazınız bozulur. Araya düşünce girdiği zaman dağılır. Çünkü buradaki motor kontrolde düşünce, hesaplama yoktur. Araba kullanma falan da orada. Otomatik, aynen. Mesela peki, bu bir örnek. Yaptığın yani mesela işte 6 yaşında bir çocuk yazı yazmayı öğreniyor. Öğrenmediğini varsayalım, o çocuğun eline çekiç verdiğimizi varsayalım. Hı. Başka bir şey yapıyor olsun. Başka bir fiziksel aktivite. Buradaki biçimlenmenin kendisinin şekli farklı mı oluyor? Mesela taş balta yaparken, kadın heykelciyi oyarken, İşte çamura çivi saplarken aynı bölge. Yani aynı bölge de hani biçimi... Ustalık birbirine... abi. Buradaki yapılan şey ince işlerde ustalık. Yani buranın o şey yaptığı, uzmanlaştığı kısmı beynimizde böyle bir potansiyel olduğu için biz yazı yazabiliyoruz. Anladım. Yazı yazmazsan demek istediğim şey şuydu. Yazı yazmadaki ustalıkla atıyorum bir çekici kullanmadaki ustalığın biçimsel bir farklılığı var mı burada? Yok, yazsın? Hemen hemen aynı yani. Bu bölgelerle alakalı. O bölge bu kasların genel kullanımıyla alakalı ustalık. Şimdi bunu böyle güzel anlattım ya ben. Vay dediniz, sinir bilim ne kadar şey biliyor. Bak şimdi seni berhava edeyim ben. Bu mevzunun bununla hiçbir alakası yok. Çünkü sana anlattığım şey tamamen basit bir işte kablo, soket, kontrol merkezi, bilgisayar modeli anlattım. Bugün aç bütün nörobilim kitaplarında bunun aynısını görürsün. Bir kere temel bir sorun var. Gerçek ne kadar gerçek webinarında uzun uzun anlatmıştım, insanlar da böyle dinlemişlerdi. Şu beyin var ya, beyin, elimdeki plastik beyin. Bu ne kadar gerçekse benim MR'da gördüğüm, dışarı çıkarıp elime aldığım beyin de o kadar gerçek. Yani ben bir kere beyin diye gördüğüm şey, algılarımdan algılayabildiğim bir şeyden bahsediyorum. En önemli fenomenolojik sorun bu. Bir kere ben beynin nasıl bir şey olduğunu doğrudan deneyimleyemem. Bu felsefi çok ağır bir sorunumuz. Şimdilik geçiyorum, bir kenara koy. Bütün hücrelerin birbiriyle iletişim kurmasını, o söylediğim bağlantıların dediğimiz gibi dahi olmasını sağlayan şey moleküler sinyal şeyleri, işaretleyici moleküller diyelim. Nörotransmitterler diye de biliyoruz. Bunların hepsi birkaç atomluk proteinler ya da tek atomluk bazı işte şeyler, ne diyelim, yapılar. Bunların hepsi kuantum fiziksel maddeler. Yani bizim böyle zannettiğimiz gibi pimpon topu gibi duvara çarpıp gelen şeyler değil. Pimpon topunun duvara çarpıp gelmesi tam tersine duvarın zırt pırt karşısına geçebilen, kuantum etkileri normal fiziksel etkilerinin çok üstünde etki yapan, yani burada temel fizik derslerini hatırlayanlar varsa işte. Artık konu temel fizik kurallarının dışına çıktığı bir alan orası diyorsun. Yani moleküllerden bahsederken bildiğimiz klasik mekaniğin çalışmadığını çok iyi bilmemize rağmen biz yine de beyinde her şey öyle çalışıyormuş gibi umuyoruz. Böyle temenni, Allah'ım ne olur öyle olsun diye. Şimdi oldu. Az önceki sorunu, bir önceki bölümdeki sorunu çıkarkenki sorduğum. Yani bu yaptığımız açıklama neden beyni çözmemizi sağlamıyor? Çünkü gerçek değil. Gerçek neyse onun çok kaba bir iz düşümü. Ve gerçekte olan şey son derece gizemli bizim açımızdan. Çünkü zihnimizin algılama modeline uygun değil beynin çalışma sistemi. Bunu biliyoruz. Bunu en iyi felsefeciler anlıyor. Bunu en iyi
kompleks network modelleri çalışıyorlar. Mesela şimdi işte beyin haritalaması yapılıyor ya bütün dünyada 10 seneden beri falan. Bu beyin haritalaması sonucunda işte Blue Brain Project gibi bir şeyler yapılıyor. Ne yapılıyor? Tek tek bir sürü görüntüleme yöntemiyle mikroskoplardan nöronların şekillerini, bağlantılarını modelliyorsun. Ve küçücük fare beyninin birkaç santimetrelik bölümünün modelini yapmak için aylarca, yıllarca bilgisayarları tam kapasite çalıştırıyorsun. Sonuçta ortaya çıkan şey evet senin için doyurucu bir nöronal model oluyor ki oluyor ama hemen şunu fark ediyorsun. Hiçbir şekilde oluşturduğun o kadar masraflı model gerçek canlıda gördüğün dinamizmi asla sergilemiyor. O işlevi yaptırabilecek bir model olmuyor elinde. Elinde şu oluyor. Nasıl diyeyim? Büyük bir site düşün. İşte 100 katlı, 1000 daireli bir rezidans. Her bir odasında başka biri yaşıyor. Arada bazı katlarda toplu işte toplanma alanları, parti alanları falan olsa. Böyle çok sosyal yaşayan ailelerin oturduğu. Dikine bir otoparklar, kasaba falan her şey var onu düşün. Buradaki herkesi boşalttık. Binanın kolonlarını, metallerini bilmem nelerini inceleyerek içinde yaşayan insanların haleti ruhiyesini, adetlerini bilmem neleri öğrenebilir miyiz? Onun gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Biz sadece kalasları, kolonları, binanın mimari yapısını inceleyerek oradaki yaşamı anlamaya çalışıyoruz. Halbuki, peki o insanların beyindeki karşılığı ne nesnel olarak? Ne? Enerjinin kendisinden mi bahsediyorsun, hareketi kendisinden mi? Bilmiyoruz. İşte esas bilmediğimiz konu fiziksel karşılığını bulamadığımız bir şey yok. Şimdi ne desen de hepsi ya işte şu masayı yapan şey de seni yapan beni yapan şey de aynı. Vücudumuzda gizemli bir şey yok. Yani baktığımızda madde dışında bir şey görmüyoruz. Niye? Yani canlı nedir lazım? Sadece maddeyi görebiliyoruz çünkü. Ve maddesel ilişkiler cinsinden açıklamaya çalıştığımız aslında her şey aynı problem. Bak daha çarpıcı bir şey daha söyleyeyim. Şu masa var ya şu masa. Şu plastik maket var ya. Şu plastik maketi oluşturan işte polikarbon molekülleri ne varsa içerisinde. Bu moleküllerin her biri atomlardan. Atomlar da aslında %99.9 boşluktan oluşuyor. Yani aslında şu elimde görmüş olduğunuz şey sevgili vatandaşlarım. %99 nokta boşluktan oluşuyor ama ben bunu gayet katı bir şey olarak algılıyorum. Kuantum fiziksel olarak mesela işte Pauli'nin dışlama ilkesi, bilmem nenin belirsizlik ilkesi gibi ilkeler nedeniyle bu madde böyle ama bu ilkelerden herhangi birinin niye öyle olduğunu bilmiyoruz. Yani sorun burada. Anlatabiliyor muyum? Öyle. İlke öyle. Niye öyle? En son nereye bağlıyoruz? Allah öyle yaratmış kardeşim. Çok zorlamayına bağlıyoruz mevzuyu. Mesela Pauli'nin dışlama ilkesi şu maddenin katı olabilmesinin arkasındaki en önemli hikayelerden biri. Bu da çok basit bir şeye dayanıyor. Fermiyonlarla bozonlar beraber olamıyorlar. Böyle bir hikaye var kuantum fiziğinde. Niye? İşte öyle. Yani gözleyince öyle gözüküyor. Peki bunun niyesini çözebilecek durumda değiliz. Çünkü artık orası bizim modelleyebileceğimiz gerçeklik alanı dışında kalıyor. Beyin aynı böyle. Beyin hatta bundan daha zor. Çünkü beyin fiziksel gerçekliğin kendi kendini organize eden daha kompleks bir formda bir araya gelmiş hali. Umutları kırmak istemem ama bunun aslını anlamayı düşünüyorsanız nörobilimden başka bir şey tercih edin. Nörobilim bu modeller yani çerçevesinde üzerine felsefe falan gibi. Bu modeller çerçevesinde size çok iyi düşünme bazı sağlar ama orada kalırsanız tamamen binanın kolonları arasında beton olursunuz yemin ediyorum. Yani oradan sonra yoruma geçmemiz, oradan sonra canlılığın mantığıyla bu parçalı bilgilerimizi birleştirmeyi öğrenmemiz lazım. İnşallah açık beyin ömrümüz vefa ederse bunların zihinsel sporunun yapıldığı büyük bir arena olacak. En azından üzerine olacak. Düşünüldüğü evet. Egzersizlerinin yapıldığı bir yer. Şu anda yapılıyor da biz bize yapıyoruz. Sonra beraber yaparız inşallah. Hala beyin dağınık. Bir de bunu toplayalım parça parça bir sonraki bölüm. Şimdi iyi ki dedim bunu çünkü öğrencilere karşısında madar olmanın en kolay yolu. Beyin maketini önce dağıttı, toplayamadı. Parça parça toplayalım. Ben hala amigdala üzerinde azıcık sohbet etmek istiyorum. Hani tamam. Çok popüler parça. Bir sonraki bölüme geçmeden önce, daha önceki bölümde gösterdiğimiz hipokampusun hemen ucunda amigdala var. Evde bakın bakalım bulabilecek misiniz? Şurası. Haftaya ondan konuşacağız. Bir de gizemli bir şey ekleyeyim. Üçüncü göz nerede hocam? Üçüncü gözü de göstereceğim. Tamam. Bu makette var mı? Bir sonraki bölümde üçüncü göz. Vallahi var. Gösterdim. Tamam.